Komünizm kısaca özel mülkiyetin olmadığı ve herkese eşit şartların devlet tarafından dağıtıldığı bir sistemdir. Örneğin herkesin iki ineği var. Devlet bu inekleri toplar ve herkese eşit miktarda süt dağıtır. Bu komünizmdir. Faşizmde ise devlet bu iki ineği alır ve sütü dağıtmaz, aksine parayla satar. Ne kadar adaletsiz değil mi? Aynı zamanda komünizm patron, orta ve işçi sınıfı olarak üçe ayrılan toplum düzenini ortadan kaldırıp sınıfların olmadığı bir toplum düzeni yaratmaya çalışır. Biliyorsunuz ki Türkiye bir cumhuriyettir ve demokrasiyle yönetilmektedir. Eğer Türkiye komünist olsaydı ismi aynen kalırdı, ancak yeni bayrağı böyle görünürdü. Orak ve çekiç komünizmin simgesi olduğu için bayrağı bu şekilde eklenirdi. Belediye başkanları ve hatta cumhurbaşkanı bile tarım yapan çiftçiye yardım ederdi. Bunun en önemli örneği komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun çiftçilerle birlikte tarlada çalışması örnek verilebilir. Ayrıca satılan ürünlerden elde edilen gelirlerle fakir öğrencilere eğitim imkanı sağlanırdı. Daha ucuz olduğu için raylı ulaşım sistemlerine çok daha fazla ağırlık verilirdi. Ulaşım olabildiğince ucuz olurdu, öğrenciler ve yaşlılar bedava taşınırdı. Devlet 81 ile de eşit oranda bütçe ayıracağından tüm illerimiz gelişirdi ve insanlar iş bulmak için İstanbul, Ankara gibi şehirlere göç etmezlerdi. Böylece yüksek bina topluluğu yerine insanlar tek katlı bahçeli evlerde yaşarlardı. Örneğin bir AVM inşa edilirken kararı alan kişi belediye başkanı değil halk olurdu. Halk ihtiyaçları doğrultusunda AVM ya da hastane istediğini yönetime haber verirdi. Sonrasında beraberce inşa edilirdi. Ancak miras kavramı denen bir şey olmazdı. Babanız size arazi bırakamazdı. Çünkü o arazi halkın ortak malı olurdu. 81 ilin tamamına en az 4 yeni fabrika kurulurdu. Böylece işsizlik %13 seviyelerinden %2'lere kadar inerdi. Komünist Küba'da olduğu gibi burada da sokak hayvanlarına kimlik kartları verilip üzerinde adı, yaşadığı yer ve tıbbi bilgileri ve sevilmekten hoşlanıp hoşlanmadıkları yer alırdı. Ayrıca hayvanlara kötü davransaydınız ya da bir ağacı izin almadan kesseydiniz para cezasına değil hapis cezasına çarptırılırdınız. Eğitime daha fazla önem verilirdi. Üniversite eğitimi bitene dek kalem, tez kitapları, okul çantaları da dahil devlet tarafından karşılanırdı. Komünist Türkiye sokaklarında evsiz insanlara rastlamazdık. Evi olmayanların konaklaması devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanırdı. Devlet tarafından her ay şampuan, sabun gibi kişisel bakım ürünleri verilirdi. Restoranlarda yemekler belli bir sınırda ücretsiz olurdu. Limiti aştığınız takdirde çok az para ödeyerek almak mümkün olurdu. Ancak Burger King, Starbucks gibi işletmeler Komünist Türkiye Devleti'nde faaliyet gösteremezdi. Bunun yerine devlete bağlı işletmeler hizmet verebilirdi. Sonu gelmeyen uzunlukta makam araçları ve korumalar olmadığı gibi belediye binasına girip başkanı görmek çok zor olmazdı. Hatta Cumhurbaşkanı'nı ayda yılda bir düzenlenen törenlerde, açılışlarda, karşılamalarda değil, her gün her an aramızda görme imkanımız olurdu. Elektrik ve su da belli bir limite kadar ücretsiz olurdu. Limit aşımında ise çok az ödeme yapardık. Bunun nedeni israfın önüne geçilmesi olurdu. Koç, Ülker, Sabancı gibi çok zengin ve tanınmış markalarda olmazdı. Çünkü şartlar herkese devlet tarafından sağlanacağından bu aileler zenginleşemezlerdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı, Kurban Bayramı gibi 5 gün süresince tatil olup kutlanırdı. İlaçlar ve tıbbi malzemelerin tümü Komünist Türkiye Devleti'nin kontrolü altında olurdu. Tatil gibi sebeplerle kendi doğduğumuz şehre gitmek isteseydik devlet tarafından yol yardımı sağlanırdı. Örneğin İstanbul'da yaşayan biri doğduğu Erzurum'a giderken devlet yol ihtiyaçlarını karşılardı. Ayrıca ekonomik rekabet, para kazanma hırsı olmadığı için hiçbir yerde reklam tabelası göremezdik. Fakat bunun negatif yanı rekabet olmadığı yerde örneğin 5 çeşit değil 2 çeşit çikolata bulunurdu. Bu da damak tadı farklı olan insanlar için dezavantaj olurdu. Tüm şehirlerde günde 6 saatten fazla mesai yapmak yasak olurdu. Böylece halk ailelerine ve sosyal hayatlarına daha çok önem verebilirdi. Türkiye ovalarının hiçbir yeri boş kalmayacak şekilde tarım yapılırdı. Doğaya büyük yatırımlar yaparak hayvancılık geliştirilirdi. Bu sayede normal Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık et tüketim miktarı 8,5 kilogramdan 14 kilograma kadar çıkarılırdı. Tavuk çiftliği kurmak yasak olurdu. Hormonsuz tavuklar bahçelerde doğal şekilde yetiştirilirdi. Artık Amerika ve Avrupa Birliği ile ticaretimiz geriler, aksine Rusya, İran, Çin, Küba gibi ülkelerle dostluğumuz güçlenirdi. Bosch, Siemens, Sony gibi markalar yerine Çin yapımı Haier, Hisense gibi markalar Komünist Türkiye'sinde yaygınlaşırdı. Bu tabii ki askeri envanterlerimize de yansırdı. İlk değişiklikler kara kuvvetlerimizde gözlenirdi. Alman yapımı MP5 taramalı tüfeği yerine Çin yapımı JH-16 adlı silah kullanılırdı. Amerikan yapımı M16 yerine Rus yapımı AK-74, yine Amerikan yapımı M82 keskin nişancı tüfeğinin yerine Rus yapımı SV-98 keskin nişancı silahı kullanılırdı. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde en çok bulunan Leopard tankı yerine T-90'lar envanterin önemli kısmını oluştururdu.
Hava kuvvetlerine baktığımızda Amerikan yapımı F-35'ler yerine Rus yapımı Su-35'ler envanterimize girerdi. Normal Türkiye envanterinde en çok bulunan UH-1 Amerikan yapımı helikopter yerine Çin yapımı Harbin Z-9 helikopteri daha yaygın kullanılırdı. Deniz kuvvetlerinde ise Amerikan yapımı Gabia sınıfı fırkateynler yerine Rus yapımı Krivak sınıfı fırkateynler kullanılırdı. Ordunun yeni ismi ise Kızıl Türk Silahlı Kuvvetleri olurdu. Ayrıca bedelli askerlik diye bir şey olmazdı ve askerlik süresi 1 yıl olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.